bize Lehman'ın iki sayıyı çarptığını ve sonucun çift olduğunu söylüyorlar. Lehman'ın çarptığı sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diye de sormuşlar. Aşağıdakilerden ikisini seçmemiz gerekiyormuş. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve aşağıdakilerden hangilerinin doğru olabileceğine karar vermeye çalışın. Birlikte yapmaya hazır mısınız? Bu arada aşağıdakilerden hangilerinin doğru olabileceğine karar vermemiz gerekiyor. Yani doğru olmaları şart değil, anlaştık mı? Şimdi size soruyorum. Bu sayıların ikisi de çift olabilir mi? Başka bir deyişle iki çift sayıyı çarpınca çarpım da çift mi olur? Elbette. İsterseniz örnek de verebiliriz. Mesela 2 çarpı 4, 8 eder. 2 çift bir sayıdır, 4 de ve 8 de. Aslına bakarsanız 2 çift sayının çarpımı her zaman çifttir diyebiliriz. O halde bu seçenek doğru olabilir. İki sayı da tektir diyorlar. İki tek sayının çarpımının tek olduğunu hatırlıyor olabilirsiniz. Eğer hatırlamıyorsanız da az önceki gibi bir örnek üzerinden düşünebilirsiniz. Mesela 3 çarpı 5, 15 eder. Tek çarpı tek, sonuç da tek. Ve 7 çarpı 9, 63 eder. 7, 9 ve 63 hepsi tek sayılardır. O halde yani iki tek sayının çarpımı tek sayıya eşit olduğuna göre bu sayıları çarpınca çift bir sonuç elde etmemiz olanaksızdır. Bu seçeneği eliyorum. Son seçenek sayıların biri tek diğeri çifttir. Çift çarpı tek işleminin sonucunun ne olabileceğini düşünelim. 2 çarpı 3, 6 eder. Çift için, çift için ç koyuyorum. Evet, tek için de t. Ç çarpı tekin sonucu çift. Bu durumda sonucun çift sayı olması için sayıların ikisinin de çift olması ya da birinin çift, diğerinin tek olması, evet bu gerekiyor. Bu arada tek sayı çarpı çift sayı işlemlerinin sonucu da çifttir. Bir örnek daha yapalım mı? Evet. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu çifttir diye soruyorlar. Seçeneklerden yine iki tanesini seçecekmişiz. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. 8 tane 5. 8 tane 5, 8 çarpı 5 ile aynı şeydir, öyle değil mi? Ve bu da çift sayıyla tek sayının çarpımına verilebilecek bir örnektir. Ayrıca az önce de gördüğümüz gibi bu işlemin sonucu çifttir. 8 çarpı 5'in 40 ettiğini bilmeden, yani 40'ın tek mi çift mi olduğuna bakmadan da tek sayı çarpı çift sayıdan çift bir sonuç elde edeceğimizi bilebilirsiniz. Evet, bunun sonucu çifttir. Tek sayı çarpı çift sayı. Az önce de bunu söyledik. Tek sayıyla çift sayıyı çarpınca sonuç çift olur. Bunu da işaretliyorum. Son olarak 5 çarpı 3. Tek sayı çarpı tek sayı. Evet, bunun sonucu tek olur. Kısacası sonucun 15 olduğunu bilmeden de bu işlemin sonucunun tek bir sayıya eşit olacağını bilebilirsiniz. Bu yüzden de doğru seçenekler ilk ikisidir.